Rusya'nın Ukrayna saldırısı 3. güne girerken, Kiev sokaklarında çatışmalar başladı. Rus ordusu hem havadan hem karadan Kiev'i ateş altına aldı. Rus askeri birlikleri başkent Kiev sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu. Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi. Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Kentin batı girişindeki Zafer Caddesi'nden de Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi. Tren istasyonunun bulunduğu bölgenin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu kaydedildi. Kiev'in Peremohi Caddesi'nde araç enkazı ve devam eden yangınlar görüldü. Kiev'deki Yulyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü. Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Khmelnytskyi Caddesi'nden silah sesleri duyulduğu bildirildi. Başkentten yine siren sesleri yükseldi. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, yetkililer evlerinde olan insanların balkon ve pencerelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz, açıklaması yaptı. Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04:08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi. Ancak Kiev'den sıcak çatışmaların devam ettiğine dair bilgiler geliyor.